İngilizce çalışmakla alakalı arkadaşlarından bir sürü soru geldi Tonguç'um. Biz bunları 10 başlıkta topladık ve şimdi soruyoruz. Hadi bakalım soru soruları. Günde kaç soru çözmeliyiz? Günde 180 soru çözmelisiniz Tonguç'um. Nasıl yani hocam? Birazdan sebebini açıklayacağım sana. Günde kaç farklı ders çalışmalıyız? Günde en az minimum 2 farklı ders çalışmalısınız Tonguç'um. Birazdan bunun hocam, da sebebini... Hocam niye 4 değil? Birazdan sebebini söyleyeceğim Tonguç'um. Günde kaç saat çalışmalıyım? Günde minimum 4 saat çalışmalısın başarılı olmak istiyorsan tabii ki. Tekrar yapmak mı, soru çözmek mi hocam? Tabii ki de. En önemlisi soru çözümü Tonguç'um. En çok hangi dersten soru çözmeliyiz hocam? En çok Türkçe, matematik ve fenden soru çözmelisin Tonguç'um. Paragraf mı çözmeliyim yoksa kitap mı okumalıyım? Tabii ki de paragraf sorusu daha fazla çözmelisin Tonguç'um. Sınavda ilk hangi dersten soru çözmeye başlamalı? Türkçe ve fenden başlamalısın sınavda. Ders çalışırken müzik dinlenir mi hocam? Bu soruyu da arkadaşların çok sordu. Hayır, ders çalışırken müzik dinlenmez. Günde kaç saat uyumalıyım? Minimum 8 saat uyumalısın ya da ortalama da 8 diyebiliriz. Gün içinde ne kadar telefon kullanmalıyım? Burada da maksimum 1 saat kullanmalısın. Şimdi Tonguç'um gel. Hocam bu soru peki bunların sebeplerini hocam? Şimdi bunların sebeplerini sana tek tek izah edeceğim. Biraz hızlı cevapladım ilk başta vakit kaybetmeyelim diye. Ama bunların sebepleri neden bu kadar spesifik rakamlar verdik? Bunları şimdi cevaplayalım. Birincisi biliyorsun sınavda Türkçe, matematik, fen yani sözel ve sayısal toplamda sana 90 soru soracaklar. 50 tanesini sözel, 40 tanesini sayısaldan soracaklar. Dolayısıyla sen bir sınavda çıkacak sorunun neredeyse ilk katını yani 180 soruyu mutlaka çözmelisin. Bunu bir gün içinde çözebilirsin. Bir haftada 180 çarpı 7 soru da çözebilirsin. Bazen yeni nesil matematik soruları çözüyorsan onların çözümü zor oluyor. Orada 30 soru Türkçedeki ya da İngilizce'deki ya da dindeki 60 soruya denk gelebiliyor. O zaman soru sayısını azaltabilirsin. Ama toplamda ortalamada günde en az 2 deneme kadar yani 180 soru çözmelebilirsin. Günde kaç farklı ders çalışmalıyız demiş arkadaşların. Burada da sadece bütün gün matematik çalışmak ya da sadece bütün gün fen çalışmak, sadece bütün gün İngilizce çalışmak doğru değil. Bir gün sözel, bir gün sayısal da çalışabilirsin ama temelinde sayısal çalıştığın gün sıkıldığında sözel derslere ağırlık verebilirsin. Veyahut da mesela bütün gün inkılap çalışın, biraz yoruldun, hop fenden beynini rahatlatabilirsin. 4 saatini mutlaka çalışmaya ayırmalı. Bir saat çalışırsan pişmanlık yaşayayım mı hocam? Bir saat çalışırsan pişmanlık yaşa. Bunun için ödevlerini yapmak, işte ne bileyim yazılıya çalışmak veyahut da testler çözmek bunların hepsini 4 saat diyebiliriz. Daha fazlası sana daha çok başarı getirir. Tekrar yapmak mı, soru çözmek mi sorusuna soru dedik. Niye? Çünkü sana sınavda soru soracaklar. Yani gelip de sana klasik, açık uçlu, sözlü sınav yapmayacaklar. Sana test tekniğiyle alakalı sorular soracaklar. Dolayısıyla kendini teste geliştirmelisin. Tekrar yaparken de soru çözmek senin için faydalı. Ama konuyu hiç bilmiyorsan önce bir konuyu öğrenmelisin. Ama tekrar yaparken soru çözüyoruz. En çok hangi dersen tabii ki Türkçe, matematik, fen. Niye? Çünkü bunların katsayısı 4, diğerlerinin tam 4 katı daha fazla puanda değerdi. Yani senin yapacağın 4 tane inkılap bir tane fene denk geliyor. 4 tane İngilizce bir tane Türkçe denk geliyor. Bunlarla alakalı bol bol soru çözmelisin. Yarışı burası belli diyor Tonguç'um. Paragraf mı çözmeliyim yoksa kitap mı okumalıyım? Tabii kitap okumak çok zevkli. Herkes kitap okuyor hocam. Kitap okumak çok zevkli ama sınavda senin 20 tane Türkçe'nin en az 11 tanesi uzun paragraflar olacak. Ve aynı zamanda inkılap tarihinde, dinde de paragraflar var. Dolayısıyla kendini geliştirmen lazım. Kitabı dinlenirken okuyabilirsin. Ders çalışırken paragrafla Türkçe'ni geliştirmelisin. Sınavda ilk hangi dersen başlamalıyım? Deneme sınavlarını tutuluyorum hocam. Hiç şey yapamıyorum. Deneme sınavlarında Tonguç'um. Sözel kısımda ilk başta Türkçeden başlamalısın ama sayısal kısımda sakın sakın eğer her zaman matematikten başlamadıysan daha tam belirleyemediysen bunu fenden başla. Niye biliyor musun? Çünkü aynı açık fısıklar gibi. Fısıkları yerken açıkları yersin, kapalılara gelince böyle atlarsın. Fen biraz daha matematiğe göre kolay. Fen yapabileceklerini yapıp sonra matematiğe geçmen senin için çok daha faydalı. Yoksa matematikteki zor sorular moralini bozabilir. Ders çalışırken müzik dinlenir mi demişsin? Ders çalışırken müzik dinlenmez. Çünkü gerçek sınava girdiğinde sana müzik dinletmeyecekler. Hayır, dinleyemezsin diyecekler. Kulaklığını alacaklar elinden. O zaman sen kendini şimdiden müziksiz soru çözmeye, ders çalışmaya alıştırmalısın. Ama 2-3 saat ders çalıştıktan sonra sıkıldın. Son 1 saat birazcık müzikle beraber soru çözebilirsin. Günde kaç saat uyumalıyım sorusu. Uyku senin zihinsel ve bedensel gelişimin için çok çok önemli. En az 8 saat uyumalısın ama daha az uyuyorsan, alıştırırsan bu kendine önemli değil. Ama günde 12 saat uyuyorsan biraz işin zor Tonguç. Bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlar yolla. Şimdiden sınavlarına başarılar Tonguç.